Günümüzde lale deyince akla Hollanda gelir. Aslında Orta Asya'nın çiçeğidir lale. Ana yurdu Kazakistan'dır. Anadolu'ya Selçuklular getirir laleyi. Dünyaya yayılmasını sağlayansa Osmanlılar olacaktır. Lale için dönüm noktası 1594 yılıdır. Büyüleyici güzelliğe sahip bu çiçeğin soğanları, Avusturya'nın İstanbul'daki büyükelçisi Busbeck tarafından arkadaşı botanikçi Carolus Clusius'a hediye edilir. Carolus Clusius bu soğanlarla 1594 yılında Hollanda'daki ilk laleleri yetiştirmeye başlar. Ve bu tarihten itibaren lale 400 yıldır kesintisiz süren Türkiye-Hollanda dostluğunun en önemli simgesi haline gelecektir. Lale her iki ülke tarihinde de önemli yere sahiptir. İstanbul'da estetik, mimari ve edebiyatın zirve yaptığı dönemin adı Lale Devri'dir. Amsterdam'da ise borsada ulaştığı zirve Lale Çılgınlığı olarak anılır. Her iki dönemin sonu da hazindir. Biri halk isyanıyla biter, diğeri borsadaki büyük çöküşü izleyen intiharlarla. Lale'nin Hollanda'ya gelişinden 10 yıl sonra Türkiye-Hollanda ilişkileri açısından bir başka ilk yaşanır. 1604 yılında Hollandalılar Sluis'te İspanyolları bozguna uğratırlar. Ele geçirdikleri İspanyol kadırgalarından kurtardıkları 1400'e yakın Forsa arasında Osmanlı İmparatorluğu vatandaşları da vardır. Bunlar Türk, Cezayir ve Fas asıllı 138 kişidir. Sluis olayı Hollanda Genel Meclisi'nin Büyük Türk diye adlandırdığı Osmanlı ile ilişkileri başlatmak için beklediği andır. 16 Eylül 1604'te Hollanda Genel Meclisi Türkiye'nin Sultanı Büyük Efendi'ye bir mektup yollar. Mektupta Avusturya Hanedanlığı ile İspanyol Krallığı ortak düşman olarak nitelenir. Sluis olayı ve kurtarılıp ülkelerine gönderilen Türk esirler konusu etraflıca anlatılır. Bundan böyle de aynı tavrın içinde olacaklarının altı çizilir ve bir talepte bulunulur. Hollanda Genel Meclisi Sultan'dan ticaret izni talep etmektedir. O yıllarda İspanya ile yine Akdeniz'de İspanya'nın düşmanı olan Osmanlı İmparatorluğu'ndan bunların olduğunu öğrenirler ve bunları Türkiye'ye, Osmanlı İmparatorluğu'na iade ederler. Ve bir de mektup yazarlar. Derler ki Büyük Sultan, yani Hrotu Sultan diyorlar o zamanlar. Hrotu Hir, Büyük Sultan. Bak biz sizin esirlerinizi İspanyollardan aldık. Bunları burada iyi muamele ettik ve size geri hiçbir karşılık beklemeden teslim ediyoruz. Ve siz de bizim dostumuzsunuz, biz de sizinle dost olmak istiyoruz diye bir mektup yazarlar İstanbul'a. Bu mektubu İstanbul'da divanda okunur ve o yıllarda sadrazam olan Halil Paşa, Hollanda ile ilişkilerin geliştirilmesine karar verir. Hollandalılar özgürlüğüne kavuşturdukları esirleri önce Sluis yakınlarında barındırırlar, sonrasında ülkelerine geri yollarlar. Bu Türk tarafı için unutulmayacak bir jest olur. Hollanda'nın güneyinde dikkatli bir gezi yaptığınızda o günlerden kaldığı belli olan çok sayıda izle karşılaşırsınız. Amblemlerinde hilal ya da üç hilal olan belediyeler, belediye meclis salonlarını süsleyen hilal motifli işlemeler, üzerinde hilal sembolleri bulunan binalar, çeşmeler. O günlerden kalan izlerin en çarpıcısı ise Turkaye köyüdür. Dönemin Hollanda valisi Prens Maurits, Hollanda'nın Zeeland bölgesindeki bu köyün adını bir minnet ifadesi olarak Turkaye olarak değiştirir. Bugün küçük ve şirin bir yerleşme olan bu köye giden sokağın adı Türkiye yoludur. Türk dostluğu köyde yaşatılmaya devam ediyor.
Bu sıcak dostluğu açıkça göstermek ve bu izleri daha da pekiştirmek için olsa gerek, köyde halen Türk bayrağı dalgalanıyor. Ik ben 56 jaar oud. Ik woon 31 jaar of en 5 maanden hier in Turkije. Nou, in dit kleine huisje is niet zo heel veel te zien, maar er zijn enkele Turkse elementen. Deels gekocht, deels gekregen. Als laatste slogan zou ik willen zeggen: Türkiye dostluk çok güzel. O günlerde İspanya'ya karşı verilen bağımsızlık mücadelesinde Hollandalı ayaklanmacıların taktığı hilal madalyonlar son derece ilgi çekicidir. Ve o madalyonların üzerinde Papa taraftarı olacağına Türk olsun yazılıdır. Hollandalı korsanlar İspanyollara karşı savaşırken bir yandan da başlıklarının üzerine bir hilal takıyorlardı. O hilalin üzerinde Liefer Türks dan Papst yazıyordu. Yani Papa, yani Katolik olmaktansa Türk olmayı, yani Müslüman olmayı tercih ederim diye. Hollandalılara ait bazı gemilerin Türk bayrağı çekmeleri yine o dönemde İspanyollara verilen bir diğer tepki olarak karşımıza çıkıyor. Het interessante was dat de Nederlanders de schepen moesten ervoor zorgen dat de scheepvaartwegen open bleven. En van tijd tot tijd voeren zij dus ook onder Turkse vlag om heel duidelijk te laten merken dat dit het gezag was van de sultan en dat zij dus ook onder gezag van de sultan opereerde. Nogmaals, het feit dat wij zo lang en zo, zal ik maar zeggen, op vriendschappelijke wijze in Turkije zijn gebleven, geeft wel aan hoe intensief die betrekkingen zijn geweest. Die kaperij was ook tweezijdig. Nederlanders zijn kapers en de Turken zijn kapers. En dan wordt het beeld nog iets aardiger. Turkse kapers blijken Nederlanders te zijn. Heel veel Nederlanders worden Turkse kapers. Dan krijgen ze namelijk een veel hoger maandsalaris dan als Nederlandse handelskapitein. Güney Hollanda'da halk arasında halen Türk lakabının yaygın olarak kullanılıyor olması yine o dönemlerden kalma bir alışkanlık olsa gerek. En het Sven is er aan de kant van Termuiden heette toen het dorpje, het huidige Sint-Anna-Termuiden. Het schip bijna vergaan en de schipbreukelingen waren van Turkse afkomst of Ottomaanse afkomst, zijn gered door die mensen. En toen in de tijd hebben al de inwoners die dus daar geboren zijn en nu nog trouwens, want dat is bevestigd door een later ambassadeur van Turkije, nog steeds een vrije doorgang in dat gebied, dus in Turkije. En hun bijnaam is nu nog steeds Turk. Aslında bizim Hollanda ile ilişkilerimiz doğrudan olmak yerine bütün Avrupa'daki bu Kanuni zamanından başlayan büyük çatışmanın bir sonucu. Yani Protestanlarla ve Kalvinistlerle Katolikler arasındaki çatışmanın bir sonucu. Bu en sonunda 1600'lü yıllara geldiğimizde Hollanda'ya kadar sirayet etti. Osmanlılar tarihten beri Haçlı seferlerine engel olmak için Hristiyan dünyada kendine bir müttefik bulma arzusundaydı. Bunun için de en iyi yol Protestanları desteklemekti. Fransa'yı Katolik olmakla beraber diğer Katolik dünyadan ayırmayı çok kere başardı. Tüccar olması hasebiyle Venediklileri ve Cenovalıları çok erken dönemlerden beri yanında tuttu. Bu 16. asrın sonuna doğru geldiğimizde yeni bir şey çıktı. Hollanda'da bir isyan başladı. Hollanda'nın isyanı aslında dini saliklerle başladı. Fakat bu dini isyan daha sonra milli bir davaya dönüştü ve bugünkü Hollanda devleti ortaya çıktı. Fakat o zamanki Hollanda'yı bugünkü Hollanda'yla kıyaslamamak gerekir. Asıl Hollanda, yani adı bir eyaletten gelir. Hollanda eyaleti var. Orada 17 tane eyalet vardı. Bu 17 eyaletten biridir Hollanda. Diğerleri bugünkü Hollanda'yı, Belçika'yı, Lüksemburg'u ve Fransa'nın kuzeyini kapsayan bir bölgedir aslında eski Nederlanda. Osmanlılar da zaten Hollanda'da kullanmazlar. The Netherlands'tan mülhem olarak Nederlanda derler. 1610 yılına gelindiğinde bu kez Kayserili Halil Paşa Hollanda Genel Meclisi'ne hitaben bir mektup yazar. O dönemde kaptan paşalar dış siyasette ve batılı denizci ülkelerle ilişkilerde önemli roller üstlenmişlerdir. Mektupta Hollandalılar tarafından gönderilen forsaların sağ salim ülkelerine dönüşüne de değinilir,
iki ülke arasında diplomatik bir ilişkinin kurulması için bir elçi gönderilmesine de. O günün İstanbul'unda Cenevizliler, Venedikliler, Fransızlar ve İngilizler elçi bulundurmaktadır. Artık sıra Hollandalılara gelmiştir. Hollanda Genel Meclisi, Cornelis Haga'yı 1611'de İstanbul'a geçici elçi olarak atar. Haga, başında bulunduğu, sözcüsü olduğu heyetle 6 Eylül'de yaşadığı şehir Schiedam'dan at arabasıyla yola çıkar. Uzun bir yolculuk sonrasında Viyana üzerinden Venedik'e gelir. Oradan gemiyle devam eden yolculuğu 14 Mart 1612'de İstanbul'da tamamlanır. Arşivdeki karşılıklı mektupların hitaplarına ya da altındaki imzalara baktığımızda karşımıza Prens Mauritz'le Kayserili Halil Paşa çıkıyor. Türkiye tarafından bakıldığında bu ilişkinin mimarı Kayserili Halil Paşa'dır. Paşa bu ilişkinin kurulup geliştirilmesinde sürekli inisiyatif sahibi olmuştur. İlk Hollanda Büyükelçisi Cornelis Haga'nın uzun ve maceralı yolculuğu sırasında bile mektuplar yazmış, sabırsızlıkla heyetin gelişini beklemiştir. Cornelis Haga, bugünkü Hollanda Konsolosluğu yakınında bir eve yerleşir. Kayserili Halil Paşa, Haga'ya her alanda desteğini sürdürür. O günün İstanbul'unda atması gereken her adım için Paşa, elçiye yardım eder. Bu yardımlara bizzat kendi cebinden ödediği 3000 altın da dahildir. Haga'nın daha önce İstanbul'a yerleşen diğer ülke elçilerinin karalama kampanyasından korunmaya ihtiyacı vardır. Bugün Hollanda Milli Arşivinde bulunan mektuplar, Haga'nın aleyhine yazılan mektupların bile kendisine verildiğini gösteriyor. Paşa hemen her konuda yardımcı olduğu halde bir türlü Sultan 1. Ahmet'le görüşme sağlanamaz. Oysa Cornelis Haga'nın İstanbul'a gelmesinin yegane amacı ahidname olarak ifade edilen ticaret yapma imtiyazı, yani kapitülasyon alabilmektir. Ve bu imtiyaz da sadece sultan tarafından verilebilir. O günün dünyasının en büyük ve güçlü devleti tartışmasız Osmanlı İmparatorluğu'dur. Bütün Akdeniz, yani Fas'tan başlayarak Cebel Tarık'tan itibaren bugünkü Fas'ta bize tabi devletti. Cezayir, Tunus, Libya, değil mi? Trablusgarp, Mısır, bugünkü Lübnan, Suriye kıyıları ve bütün Anadolu. Buralarda ve Sicilya'nın ötesinde, doğu tarafında, Adriyatik'te ve Ege Denizi'nde ticaret yapmak için Osmanlılardan kapitülasyon almak gerekiyordu. Yani buraları Osmanlı bir gümrük birliğiyle aslında koruyordu. Kendi gümrük birliğini kurmuştu. Kapitülasyon, yani ahitname almadan ticaret yapamazdı. Hollandalılar Osmanlılara yaklaştılar bir kapitülasyon almak için. Daha önce İngilizler de almışlardı. İngilizlerle beraber onların bayrağı altında gelmektense kendi bayrak ve kendi bandıralarıyla gelip kendi konsoloslarıyla ticaret yapmak istediler. Günler günleri kovalar. Huzura kabul bir türlü gerçekleşmez. Bu bekleyiş, Sultan 1. Ahmet ve Kayserili Halil Paşa'nın da şeyhi olan Aziz Mahmud Hüdayi devreye girene kadar devam edecektir. Aziz Mahmud el-Hüdayi, de şeyh van de Cilvetiye, orde van dervişen. Die woont daar in een vrij klein kloostergebouw en Haga wordt voorgesteld aan de heilige man. Dan raak ik in gesprek en Haga, een zakelijk Nederlander, advocaat, Calvinist natuurlijk ook, maar in elk geval een zakelijk man, die ziet dus dat hij een hele belangrijke macht achter de troon leert kennen. He? Je kan dus eigenlijk denken, als je in 17e-eeuwse termen denkt, als je aan Frankrijk zou denken of aan Spanje, zo'n sheikh is een soort biechtvader van de sultan. Want de sheikh die hij bezoekt is de geestelijke leidsman van de sultan hemzelf. Hij is de geestelijke leidsman en de mystieke leider van Halid Pasha. Hij is ook de geestelijke leidsman van de sultan. We kunnen eigenlijk stellen, Ahmed I was vermoedelijk ook een Jilvadiya dervish. Kunnen we aannemen. Dus Halil Pasha deelt zijn geestelijk leven ook met de sultan. Dus dan zien we hoe dicht Halil Pasha bij de sultan stond.
Kayserili Halil Paşa, Cornelis Haga'yı yanına alarak Aziz Mahmut Hüdayi'ye götürür. Onun elini öperler ve anlatırlar. Bu ziyaret hızla sonuç verir. Hemen ertesi gün, 1 Mayıs 1612'de sultanın huzuruna çıkarlar. Ve 2 ay sonra, 5 Temmuz 1612'de Hollanda peşinde olduğu ticari imtiyaza kavuşur. İlk Hollanda Büyükelçisi Cornelis Haga'ya Sultan 1. Ahmet'in Tuğrasını taşıyan 3 metre uzunluğunda bir ahitname verilir. Batılı ismiyle kapitülasyon olarak bilinen bu belge, Türkçe'de ahitnamedir. Osmanlı-Türk hat sanatının ve yazışma usullerinin bu muhteşem örneği bugün Lahey'de Milli Arşiv'de bulunuyor. İki ülke arasındaki dostluğun başlangıç belgesini görebilmek ve hatta el sürebilmek ekibimizi heyecanlandırıyor. Nefeslerimizi tutup satır satır bakıyoruz 400 yıllık belgeye. 3 metrelik sayfanın başında Sultan 1. Ahmet'in tuğrası var. 63 maddeden oluşan ve tarihin en kanlı savaşlarını geride bırakan bu belge, köklü bir dostluğun senedi olarak özenle korunmaktadır. Ja, die oudste stukken uit 1612 en 1611 zijn rond die tijd in ieder geval. Die hebben betrekking op het privilege dat Nederland kreeg van de sultan om handel te drijven. En niet alleen handel te drijven, maar ook bescherming van personen en goederen en verlaagde belastingen en al dat soort voorrechten. En die werden aan Nederland verleend omdat de sultan vond dat het handig was, praktisch was, als er goede handelscontacten met Nederland waren. En we hadden ook dezelfde vijand. Nederland en Turkije hadden allebei problemen met het Habsburgse Rijk. En zo dacht de sultan en de Staten-Generaal van Nederland om goede partners te worden. Bu ahitnameyle Hollanda'ya da tanınan ekonomik imtiyazlar çok önemlidir. Çünkü Osmanlı'da ticaret imtiyazına sahip olmak demek, ihya olmak demektir. O zamanlar Avrupa'da Türk tüccarı demek, milyoner olmakla eş anlamlıdır. Böylece sadece imtiyaz verilmiş olmayacak, İspanya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Hollanda'yı tanıyan ilk devlet de Osmanlı İmparatorluğu olacaktır. Burada önemli bir husus 1612'de verilmiş olması. Hollanda, Avrupa ülkeleri tarafından bu 30 yıl savaşları da sona erdikten sonra ancak 1648 yılındaki Vesfalya Anlaşması ile resmen tanındı. Yani 1648 yılına kadar tanınmayan Hollanda'yı Osmanlılar 1612'de resmen tanıdılar. 36 yıl önce tanımıştır Osmanlılar. İlginçtir ki bu olaydan yüzyıllar sonra bu kez Türkler Bağımsızlık Savaşı verirken İstanbul'da kapanmayan tek elçilik Hollanda elçiliğidir. En dan krijg je 1914-18 de Eerste Wereldoorlog, einde van het Ottomaans-Nederlands verhaal zou je kunnen zeggen. Dan is Nederland weer een van de weinige ambassades. Want Nederland voert immers geen oorlog met Turkije. Dat heeft Nederland nooit gedaan. Nederland is neutraal. Nederland heeft een ambassade die open is in de Eerste Wereldoorlog in Istanbul. Cornelis Haga Mart 1612'de geçici bir misyonla geldiği İstanbul'da Mayıs 1639'a kadar kalacaktır. 27 yıl süren bu görev aynı zamanda İstanbul'da en uzun süreli kalan elçi unvanını da kendisine kazandırmıştır. Elçinin işte karakteriyle ilgili yazılan mektuplar hem Halil Paşa yazıyor hem de Şeyhülislam'ın mektubunda var yani. Haga'dan tam elçi ademisidir, anca olur diye bahsediyorlar. Mesela Haga'nın bir niyaz mektubu var Halil Paşa'ya. Halil Paşa bir vesileyle Edirne'ye gittiği zaman uzun süre ayrı kalıyor. Mektubunda herhalde Türkçesini ilerlettikten sonra belki tercümanı vasıtasıyla yazıyor. Öylesine bir hasret çekerim ki diyor, yokluğunuzda diyor, tarifi kabil değildir diyor. Halil Paşa'nın gelmesini bekliyor. Cornelis Haga, özellikle Hollanda'nın ekonomik çıkarlarını hedefleyen bir misyon sahibiydi. 1625 yılında Amsterdam'da Levant Ticaret İdaresi kuruldu. Kurucular arasındaki en önemli isim İstanbul'dan gelen Cornelis Haga'ydı. Amsterdam'ın Dam Meydanı'ndaki eski belediye binasında da, 1655'te yapılan bugünkü Kraliyet Sarayı'nda da görkemli bir oda Levant Ticaret İdaresi'ne aitti.
Pencereleri Dam Meydanı'na bakan bu oda aracılığıyla Hollanda aslında koca bir Osmanlı coğrafyasına açılıyordu. Nitekim 1688'de sadece İzmir'de 25'ten fazla Hollanda şirketi ticari hayatın içindeydi. Kayserili Halil Paşa, gerçek hayatında olduğu gibi mezarıyla da Aziz Mahmud Hüdayi'ye yakın olmayı yeğlemiştir. Bugün, hocasının türbesinin hemen yakınında ebedi istirahatgahındadır. Cornelis Haga'nın mezarı ise doğum yeri olan Şikidam'daki büyük kilisededir. İstanbul Beyoğlu'da bulunan Hollanda Sarayı, 400 yılı geride bırakan Türkiye-Hollanda dostluğunun bir diğer köklü tanığıdır. Birkaç kez restore edilen bu bina, esasen Cornelis Haga'nın İstanbul'daki ilk ikametgahıyla hemen hemen aynı yerdedir. İki ülke arasında dostça yaşanan yüzyıllara yakın tanıklığı sebebiyle duvarlarının dili olsa kim bilir neler neler anlatır. Wij vieren dus ook binnenkort 400 jaar diplomatieke betrekkingen. Dat wil zeggen dat we dus 400 jaar onafgebroken diplomatieke betrekkingen hebben gehad met Turkije. En ik geloof dat er maar weinig landen zijn met wie we zo intensief contact hebben onderhouden. En dat ook op hele vriendschappelijke wijze. Het is goed geweest voor beide landen. En ik denk dat Nederland als handelsland ook altijd veel profijt heeft gehad van die betrekkingen. Hollanda Sarayı'nın günümüze taşıdığı en ilginç ve güzel sırlardan biri, iyi bilinen ve nesilden nesile anlatılan Büyükelçi Cornelis Kalkun'la elçilik çalışanı Beyazgül'ün aşkıdır. 18. yüzyılda 18 yıl İstanbul'da görev yapan Büyükelçi, görev süresi bitiminde sevgilisini geride bırakıp gider. Beyazgül son yıllarını çok hüzünlü geçirir. Elçilik çalışanları, Beyazgül'ün hayalinin bugün bile aralarında olduğunu ve çevreye huzur veren bir enerji yaydığına inanırlar. Dat is een mooi verhaal. De Cornelis Kalkun, een van onze prominente ambassadeurs, heeft dat gebouw aangekocht. Ik geloof 1712, 1713 in die tijd, dus bijna een eeuw na Haga. Hij had in die tijd, hij kwam daar zonder vrouw. Maar hij kreeg een Turkse partner, zoals we vandaag de dag zouden zeggen. Daar kon hij niet mee trouwen, want zij mocht dat niet van haar geloven en hij mocht dat ook niet. Maar ze hebben wel zoiets bijna 30 jaar samengeleefd. En toen hij terug moest naar Nederland, toen is zij achtergebleven. En toen is ze van harteleed is ze gestorven. En wat wil nou de sage? Dat iedere ambassadeur die slaapt in het Palais de Hollande, dus dat gebouw wat destijds aangekocht is, dat Beyazgül daar in die slaapkamer binnenkomt en probeert de ogen van de ambassadeur te openen. En er zijn twee ambassadeurs die hebben Beyazgül ook gezien. Wat ieder ambassadeur wel doet, want Beyazgül, witte roos, is dat iedere ambassadeur die er komt, plant een witte rozenstruik onder het raam van de slaapkamer. Om op die manier Beyazgül te eren. Helaas heb ik zelf nooit het privilege gehad om Beyazgül te zien. Ze is bij mij niet binnengekomen. Maar misschien had ik vaker naar İstanbul moeten gaan en daar moeten slapen. 400 yıllık Türkiye-Hollanda ilişkisinin bir başka tanığı ressam Jean-Baptiste Van Moor'dur. Bu Flaman asıllı Fransız ressam 30 yılı aşkın kaldığı İstanbul'da 132 resim yapmıştır. 1727'de İstanbul'a gelen Cornelis Kalkun'un topladığı Moor'un tabloları bugün Amsterdam Devlet Müzesi'ne intikal etmiştir. Lale Devri ve bu devre son veren Patrona Halil isyanı, onun fırçasından çıkmış tablolarda geniş yer bulmuş ve o da bu çalışmalarıyla hem tarihe hem de bu tarihi dostluğa tanıklık etmiştir. Ik denk dat beide landen heel veel baat hebben bij de verdere intensivering van de betrekkingen. Niet alleen omdat Turkije een geweldig goede ontwikkeling doormaakt, niet economisch, maar ook op het gebied van het nakomen van de verplichtingen die ze hebben in het kader van de Raad van Europa. Ze zijn altijd een hele trouwe bondgenoot in de NAVO geweest en hebben dus in de internationale instellingen
hebben zij een hele belangrijke rol gespeeld. Maar ook is geopolitiek vervult Turkije een hele sleutelfunctie. Het is, zou je kunnen zeggen, aan de ene kant de poort naar Europa, aan de andere kant de poort naar Midden-Oost-Azië. En zeker de laatste jaren, mag ik zeggen, tot mijn vreugde, speelt Turkije steeds meer een sleutelrol in deze buitengewoon gevoelige regio in de wereld, door de relaties met de buurlanden te herstellen of te verbeteren. En daar kan Turkije ook voor de Europese Unie een hele belangrijke bijdrage leveren. Abdullah Gül is toen wij de conferentie hier organiseerden bij ons thuis geweest. Dat is in deze regio in ieder geval iets wat bijna vanzelfsprekend is, de gastvrijheid om mensen thuis te ontvangen, om ook een heel persoonlijk aspect aan zo'n bezoek te geven. Hij was toen met een Turkse delegatie en die vriendschap is gebleven en mijn waardering is alleen maar gestegen voor de rol die hij in de Turkse samenleving als president vervult en ook in relatie tot de buurlanden. Bazen iyi zamanlar olmuş, kötü zamanlar olmuş ama hiçbir zaman savaş durumuna gelecek durumlar olmamış. Hollandalılar Türklere bu ilk tanıyan devlet olduğunu biliyorlar. Türklerle ilişkileri geliştirmek istiyorlar. Türkiye'nin önemini biliyorlar. En azından Hollanda'nın akil kadroları, işverenler ve aklı başında politikacılar Türkiye'nin ne kadar önemli bir ülke olduğunu ve Orta Doğu'nun kapısı, Asya'nın kapısı olduğunu, geçiş noktası olduğunu biliyorlar ve Türkiye ile ilişkilere büyük önem veriyorlar. Her ne kadar bugünkü Hollanda siyasi otoritesi Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinin aleyhinde oy kullansa da oradaki milletvekillerine, siyasi partilere ve kamuoyu nezdinde tarihi bağlarımızın çok daha eskilere dayandığını ve dünyada Hollanda'yı tanıyan ilk devletin Osmanlı Devleti olduğunu mutlaka bir şekilde hatırlatmamız gerekiyor. Het moment zou wel eens kunnen komen dat de Europese Unie Turkije zou vragen of ze alsjeblieft lid willen worden, omdat het goed is, zowel voor zeggen, meer markt, dat wil zeggen meer mogelijkheid om onze producten daar af te zetten, maar ook om politieke redenen, dat wij dus een Europese Unie worden die ook naar het oosten een bepaald gezag uitstraalt en die zijn rechtvaardiging ook vindt in het feit dat wij niet alleen maar een kleine groep van noordelijke of Oost-Europese landen omvat met een bepaalde christelijke achtergrond, maar dat wij ook openstaan voor een land wat grotendeels een moslim is. Türkiye'de de, Hollanda'da da iki ülke arasındaki ilişkilerin yakın tarihlerde başladığı zannedilir. Oysa görüldüğü gibi gerçek çok farklıdır. Bu dostluk, Hollanda'nın kuruluş yıllarında Osmanlı'nın dünyanın en güçlü devleti olduğu bir dönemde başlamış, dünyayı ateşin sardığı dönemlerde bile hiç sarsılmamıştır. Bu köklü dostluk her iki ülkenin de daima kazancı olmuştur. Gelecekte de birbirinin yoluna dikenler yerine laleler eken, güvene dayalı bu dostluğun sürmesi, 400 yıl önce laleyle kurulan bu dostluk köprüsünün daha nice yüzyılları geride bırakması, her iki ülke insanının da ortak temennisi olmalıdır.